Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Malatya'dan gelen kayısılarla kayısı reçeli yapacağız. Dün Kayseri'den gelen torunum Elvin'le birlikte kayısıları ayıklayacağız. Üzerine şekerini koyup ocakta pişmesini sağlayacağız. Malzemeleri sıralıyorum. Kayısılarımız 2 kilo kayısı. Limon tuzumuz bir tatlı kaşığı, yarım limon suyu olacak ve 2 kilo şekerimiz. Şimdi kayısıları Elvin'le beraber ayıklıyoruz. Elvin göster nasıl yapacağını. Şöyle şuradan yapıp. İster bıçakla yapabiliriz, ister elle şöyle ayırabiliriz. Evet, çekirdeklerini buraya koyuyoruz, kayısılarını tabağa koyuyoruz. Şu şekilde. Kötü çıkarsa onları kullanmayabiliriz. Şöyle yumuşak olan kayısıları elimizle ayırıyoruz. İkiye bölüyoruz. Sert olanları da bıçakla kesiyoruz. Ben bıçak kullanamam. Sen çekirdeklerini çıkar güzelim. Böyle. Evet. Elvin'le birlikte reçel yapmak da çok zevkli oluyor. Kayısıyı da çok seviyorsun değil mi Elvin? Onun içi kötü olmuş. Onu bırak. Ha. Sen nereden geldin Elvin? Kayseri'den. Sizin bahçenizde de kayısı var mı? Var. Başka ne var bahçenizde? Kiraz var. Erik var. Şeftali. Şeftali bizde daha çıkmadı. Ayva. Ama onlar zamanı gelince çıkacak değil mi? Evet, evet, kayısılarımızı bu şekilde ayıkladıktan sonra şekerleme aşamasını göstereceğiz. Bakın ne kadar çok hemen de bitirdik. Evet. Kayısılarımızı ayıkladık, şekere yatırdık akşamdan. Bu akşam şekeri. Evet, akşamdan şekere yatırdık. Sabahleyin de üzerine 2 bardak su koyduk. Kendisi sulanmıştı zaten. Sulanan kayısıyı şimdi ocağı açtım. Yavaş yavaş kaynamasını bekliyorum. Anne. Kaynayıp kıvamını alınca limon tuzunu ve şekerini koyacağız. Evet, konuş bakalım Elvin, ne demek istiyorsun? Bu reçel olacak. Reçel. Reçel. Evet, reçel olacak. Altan sen de gördün mü reçelimizi? Nasıl yaptığımızı? Bu kayısı zaten şekerli olduğu için ama azıcık ona azıcık su koyduk. Beraber kaynıyor. Şimdi altını iyice hızlandırıyorum. Fokur fokur kaynayacak ve şöyle kayısının renkliğini göstereyim yakından. Çok güzel sapsarı bir rengi var. Kaynamasını bekliyoruz. Evet. Kayısı reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Şöyle bir yakından göstereyim. Mis gibi sapsarı, altın sarısı kayısılar. Kaynamaya başladıktan şöyle kısık ateşte yarım saat falan kaynayıp suyu kıvamını alınca altını kapat, içine limon tuzu ve limon suyunu koyarak kapatacağım. Reçelimiz kaynıyor. Kaynarken üzerindeki köpükleri alıyorum. Çünkü her reçel yapımında üzerinde biriken köpükler mutlaka alınmalı. Çok fazla köpük olmadı zaten. Şöyle az bir köpüğümüz var. Biraz kıvamını aldı. Yarım saatten fazla kaynadı. Şimdi içerisine bir çay kaşığı, tatlı kaşığı limon tuzunu gezdiriyorum. Ve şöyle birkaç damla limon suyu da ilave ediyorum. Evet. Şimdi karıştırıyorum. Birazdan bunu güneşe koyacağım. Bugün Antalya'da çok kavurucu bir sıcak var. O güneş kurutucu aynı zamanda. Şerbetin kıvamını almasını sağlayacak. Çünkü çok kaynatıp kayısıların dağılmasını istemiyorum. Kayısılar şöyle yakından göstereyim. Dilimlenmiş halde. Kayısılar biraz küçük olduğu için ikiye böldüm. Daha büyük kayısılarda dörde bölüyorum.
bu şekilde reçelin altını kapatacağım. Reçelin altını kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat süren bir süreçte kaynamaya başladı. 45 dakika kendi haliyle pişti. Köpüğünü aldım. Limon tuzu ve şekerini koyduktan sonra da kaynadı. Şimdi kapattım. Bunu tenceresiyle böyle güneşe bırakacağım. Akşam alıp kavanoza yerleştireceğim. Reçeli güneşte bekliyor. Sabahtan bıraktım. Akşama kadar bekleyecek. Şimdi öğlen oldu. Bu şekilde iyice koyulaştıktan sonra kavanozlara yerleştireceğim ama mis gibi bir görüntüsü var. Şöyle bakıldığında enfes, bal renginde ve bal tadında. Kayısı reçelimiz piştikten sonra bir gün güneşte bekledi akşama kadar. Şimdi reçelimizi sunum tabağına alıyorum. Çok güzel bir tadı ve görüntüsü var. Yarım kayısılar bütün bütün şöyle reçelin içerisinde. Malatya kayısının hem kendisi hem çekirdeği çok faydalı. Yani bu reçelden uzak durmamak lazım. Benim yaptığım şekilde çok pratik. Sizlerin de bu şekilde kayısı reçeli yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle gösteriyorum. Harika. Bal gibi kayısı reçelimiz. Tülin'in mutfağındaki bugünkü menümüz kayısı reçeli yapmaydı. Malatya'dan gelen kayısı reçeli. Sizleri Tülin'in mutfağını beğenmeye, abone olmaya davet ediyor. Gelecek çekimlerde bulunmak üzere. Hoşça kalın diyorum.